İşkence, yani otoriteden alınan güçle bir kişinin fiziksel ya da psikolojik yönden canının kasıtlı olarak yakılması tarih boyunca gücü elinde bulunduranların kullandığı en acımasız araçlardan biri oldu. İşte bu sebeple işkence uluslararası hukukta insanlık dışı bir suç olarak kabul edildi ve istisnasız bir şekilde yasaklandı. İşkencenin önlenmesi için atılan önemli adımlardan biri olan Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmenin yürürlüğe girdiği 26 Haziran, işkence görenlerle dayanışma günü olarak kabul ediliyor. Şimdi bütün dünyada aslında işkencenin mutlak yasak olması ve bir işkenceye karşı sözleşmenin 1984 yılında hazırlanıp imzaya sunulması ile birlikte Birleşmiş Milletler tarafından ee, aslında bizim için önemli bir adım atılmış oldu insan hakları mücadelesi yürütenler için. Çünkü işkencenin önlenmesi için yapılması gerekenler ve işkencenin varlığının kanıtlanması için de atılması gereken adımlar e, bir olanak olarak karşımıza çıktı. Ve mutlak yasak olma hali tanınmış oldu dünyaca. Ancak bunları nasıl uygulayacağımız... Ee, işkencenin önlenmesinde ne adımlar atılması gerekiyor ya da işkencenin görünür kılınması için nasıl bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. Buna ilişkin elimizde yeterli e, kılavuz yoktu. Ee, 1990 başında, aslında 1980 sonlarından itibaren yürütülen bir çalışmayla, Minnesota protokolü yayınlandı Birleşmiş Milletler tarafından. Bu ölümle sonuçlanan olaylar için yani yargısız infazlar, işkencede ölümler ve benzeri için yani o tür iddialar ortaya çıktığında nasıl bir otopsi yapılması gerektiği, nasıl araştırmalar yapılması gerektiği, hukuki sürecin nasıl etkili bir biçimde yürütülmesi gerektiğine ilişkin bir kılavuzdu aslında. Ama ölümle sonuçlanan olaylar için içindi. E, tabii biz Türkiye'de bunu özellikle e, birçok önemli e, işkence de ölüm iddiası da e, kullandık, yararlandık bu protokolden, bu protokoldeki adımlardan. Özellikle de önemli bir e, olgu vardı Aydın'da e, gözaltında e, meydana gelen ölümle ilgili. De, burada e, çok bizim için etkili soruşturmanın yapılmadığı, etkili bir belgeleme faaliyeti yürütülmediği, otopsinin usulüne uygun yapılmadığını ortaya koymak için adım adım tanımlama olanağı sağladı süreci. Ve 1996 yılında da bir toplantımız vardı, Adana'da bir toplantı, insan hakları ve hekim sorumluluğu toplantısı. O toplantıya Minnesota Protokolü'nün yazarlarından adli patolog Gary Peterson da katılmıştı. Gene Amerika Birleşik Devletlerinden Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nden bir iç hastalıkları uzmanı aynı zamanda e, insan hakları için hekimler örgütünün Amerika'daki insan hakları için hekimler örgütünün e, gönüllü emek verenlerinden meslektaşımız vardı. E, gene Chicago'nun e, Adi patoloji bölüm başkanı vardı. Onlarla tartışırken dedik ki ne kadar kıymetli aslında bu protokol, bize yol gösterici. E, keşke canlılar için de elimizde böyle bir kılavuz olsa. Ya neden olmasın, hadi başlayalım çalışmaya dedik. Ve 96-99 arası o zamanın koşulları, elektronik ortamda iletişim bu kadar yaygın değil, zaman zaman mektuplarla iletişim kurarak... E-mailler yeni başlamış, e-mailler işte e gelir gelmez, e dosya bu kadar yüklü dosyalar gönderilemez ama biz inatla çalıştık. E son olarak da e bir metin çıktı ortaya, bu metnin inceltilmesi gerekiyor. E dedik ki biz İstanbul'da yapabiliriz bu toplantıyı. İstanbul Tıp Fakültesi'nde e bizim için de hani çok kıymetli olur. Ben de adli tıp ana bilim dalındayım o dönemde adli tıp ana bilim dalı başkanıyım aslında. Ve İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi böyle bir toplantıya ev sahipliği yapabiliyor o dönem. Dünyanın birçok ülkesinden 15 ülkeden o dönem için yaklaşık bir 40-45 kişi toplandık örgütlerden. Etik ayrı çalışma grubumuz vardır, ulusal değerlendirme ayrı çalışma grubumuz vardı. Fiziksel muayeneye dair ayrı ve hukuka dair ayrı çalışma grubu. Yazılmış, ortaya çıkmış olan metni toparladık ve sonuçta bir kılavuza dönüştü bu. Son halini İstanbul'da verdik. Sonra bu Birleşmiş Milletler'e sunulacak. Birleşmiş Milletler'e sunulurken de işte bütün meslektaşlarımız, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız da dediler ya yani insan hakları savunucuları var tabii bu arada. Beraberinde biz birlikte çalıştığımız. Dediler ki yani son toplantıyı İstanbul'da yaptık. Dolayısıyla evet işkencenin etkili soruşturması ve belgelemesi el kitabı bu. Ama e, İstanbul protokolü olsun. Nasıl ki Minnesota protokolünün başlatanlar ve son halini verenler Minnesota'dansa bu da İstanbul'dan. İstanbul olsun. Dolayısıyla öyle bir İstanbul protokolü hikayemiz var. 99'un e, 8 Mart'ında. Noktayı koyduk ee, ve Ağustos ayında da Birleşmiş Milletler bunu bir Birleşmiş Milletler kılavuzu olarak yayınlama kararı aldı. Bir hukuki süreçlerin olduğu bir bölüm var. Etkili bir soruşturmanın nasıl yürütülmesi gerektiği ayrıca bağımsız komisyonlarla araştırmanın önemi üzerine. Ee, uluslararası sözleşmeler var orada yani ülkelerin uymakla yükümlü olduğu sözleşmeler var burada devletlere sorumluluklarını hatırlatıyor ve yol öneriyor. tabii bir de işin tıbbi boyutu var. Tıbbi boyutunda bir etik ilkeler var. Tabii hekimlik etik ilkeleri. Dünya Tabipler Birliği'nin bugüne kadar yani o güne kadar yayınlamış olduğu etik ilkeler, bütün ülke tabip birliklerinin onayıyla çıkmış etik bildirgeler. Burada hekimin bir işkence iddiasında sorumluluğu nedir, e, mahremiyeti nasıl koruması gerekir, İnsanlık onuruna nasıl özen göstermesi gerekir, zedelemeyecek şekilde e, bütün bunlar tanımlanıyor. Sonra da muayene kısımları var. Biri fiziksel muayene yani bedenin muayenesi, tüm sistemleri de içerecek şekilde bir bütünlüklü bakış... İkincisi ruhsal değerlendirme ki bu çok önemli çünkü o zamana kadar aslında o protokol yayınlanana kadar bizim e, bu tür şiddet eylemlerinde yani işkence olsun başka herhangi bir şey olsun ruhsal değerlendirme yapma alışkanlığımız yoktu. Hiç dünyada yoktu yani çok sınırlı örnekler var. Oysa biliyoruz ki fiziksel belirtiler kayboluyorlar, iyileşiyorlar hatta hiç iz bırakmayabiliyoruz. Çünkü işkence öyle bir şey yani suç olduğu için mutlak suç olduğu için işkence uygulayıcıları iz bırakmayacak yöntemler bulmaya çalışıyor. Ama ruhsal değerlendirmede bedende iz olmasa bile ruhunda mutlaka yaralanmayı tespit edebilme olanağımız oluyor. O yüzden e, ilk defa bir kılavuz var, ruhsal değerlendirmede girdi ve fiziksel değerlendirme tek başına yeterli değildir mutlaka ruhsal değerlendirme de içersin. Bu dünyanın sıra. Olası kullanabilecek e, tanı testleri tanımlandı. Bunlar uzun yılların deneyimleri içinde süzülmüş bir takım testlerdi. Ve tabii daha önemlisi o zamana kadar işte şurada yarası var, burada sıyrığı var, burada çürüğü var falandı raporlar. E, bunlar yeterli değil dendi. E, tanı koymak gerekir. Tanı da nedir? İşkencedir aslında. Yani nasıl ki işte göğüs ağrınız var göğüs ağrısının yayılımına göre, bir takım başka belirtilere ve bulgulara göre siz bunun bir enfarktüs mü olduğunu, akciğerde ortaya çıkan bir sorundan mı kaynaklandığını yoksa kaslarınızla ya da kemiklerinizle ilgili bir sorundan mı kaynaklandığını tespit edersiniz. Tabi bu arada etkeni de tespit edersiniz. Örneğin bu kalp krizine yol açan etken kişinin şeker hastalığı mıdır, damar cidarını bozan başka bir hastalığı var mıdır vesaire vesaire. Dolayısıyla bir ilişkilendirme vardır. burada da tadı işkencedir. yani siz bir çürük gördünüz, bir sıyrık gördünüz, bir yanık gördünüz. Bunu nasıl meydana geldiğine ilişki yolu da araştırmanız gerekir. İşte bunu ilk defa koydu ve burada hani bir öykü var. Kişi anlatıyor neyle karşılaştığını yakınmalarını söylüyor. Sonra da biz muayene ediyoruz fiziksel ve ruhsal olarak. Bütün bunlarla birlikte anlatılan öyküyle saptadıklarımız biriyle uyumlu mu değil mi? Onun söyleme yönünde bir tanımlama var bu kılavuzda aslında. O açıdan önemli. Çünkü o zamana kadar hani evet morluk var. İşkence hukuki bir durum. Hukukçular karar versin. hukukçu hukukçular nasıl karar verecek? Yani o vücudundaki yaralanma hangi pozisyondayken, nerede, ne tür bir aletle meydana gelmişi biz söylemezsek ve öyküde tanımladığı şekliyle uyumlu olup olmadığını söylemezsek hukukçu bunun işkence olduğunu bilme olanağına sahip değil. Dolayısıyla işkencenin aslında hukuki bir kavram olmakla birlikte tıbbi bir tanı da olduğunu söyleyen bir protokol, İstanbul Protokolü. Şimdi tabii genel olarak tıbbi açıdan ee, yeni pek çok e, yöntem var tıbbi olarak. Siz de biliyorsunuz tıp zaten çok hızlı e, değişen ve yeni e, araştırma araçları ortaya çıkan bir alan. Dolayısıyla evet fizik muayenede e, öykünün alınmasında yani görüşme tekniklerinde belki büyük bir değişiklik olmadı ama e, tanı ve tanısal testler konusunda yenilikler vardı zaman içinde. Ayrıca hukuki olarak da birçok yeni sözleşme oldu. Yeni sözleşmenin yanı sıra bizim deneyimlerimizle gördük ki mesela işkencenin önlenmesi için bir seçmeli protokol, ek protokol yayınlandı. E, işkenceye karşı sözleşmenin ek protokolü. Bu ek protokolle birlikte önleme mekanizmaları yani ulusal önleme mekanizmaları kurulması öngörüldü. Ulusal önleme mekanizmaları sahada gittiğinde inceleme yaparken nelere dikkat edecek bu kılavuz onun için çok işlevsel. Ama tabii tam olarak ona yanıt verebilecek durumda değil yeni güncellemelerle. Dolayısıyla bu güncellemeler yapıldı. Savaşlar çok arttı dünyada. Bu savaşlarda özellikle çocukların kullanılması, çocukların işkenceleriyle çok sık karşı karşıya kalır olduk. Dolayısıyla çocukları eklemek gerekti. LGBT artılarla ilgili ciddi sorunlar oldu. Homofobik yaklaşımlarla beraber LGBT artıların işkence görme oranlarında ciddi bir artışla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla onlar için de özellikle bölümler hani nelere dikkat etmek gerekiyor. Bu tür kırılgan gruplar daha fazla işkenceye maruz kalma olasılığı olan gruplar için ne yapılabilir? Tabii bir de sahada çalışan özellikle ve görüşme yapan, e, muayene eden e, ve e, tabii bu ortamlarda bunu yaparken bir yandan mahremiyet ihlali yapmamaya, insanlık onuruna aykırı tutuma almamaya çalışırken bir yandan da idarecilerle, siyasi otoritelerle, devlet organlarıyla sorun yaşamak. Durumunda kalan çalışanların, gönüllülerin korunmasına dair bir takım adımlar tanımlandı. Çünkü çok fazla bu tür durumlarla karşı karşıya kaldık. Özellikle yol tanımlandıktan sonra o yola uyanlar baskılara maruz kaldılar. O baskılarla başa çıkma yöntemleri ve devletlere bunu nasıl uygulayabileceklerine dair de bir yol haritası çıkardık. 90'larda işkence daha çok kapalı mekanlarda, gözaltı merkezlerinde, e, hapishanelerde, e, dolayısıyla göz önünde olmayan bir biçimde uygulanıyordu. E, ancak zaman içinde bununla ilgili kılavuzun yayınlanmasından sonra uygulamalar, tanı ile ilgili e, başarılı adımlar oldukça bu kapalı ortamlarda işkence uygulamalarından daha farklı bir yönteme doğru geçiş olduğunu gördük. Özellikle de demokratik hakların kullanımında sokakta işkenceyle karşı karşıya kalmaya başladık. 2010'larla birlikte dünyanın her yerinde e, hak arayışı yükselirken e, devletler de bu hak arayışını bastırma adına şiddet uygulamaya başladılar. Ama bu şiddet sanki işte e, polisin müdahalesi mesela kullanılan söz. Ya da işte aşırı güç kullanımı gibi tanımlamalarla karşımıza çıktı. Oysa bunlar aşırı güç kullanımı değildi. Örneğin bu Suruç anmasında, son İstanbul'daki Suruç anmasında bir fotoğraf var. Çok çarpıcı bir fotoğraf o. Polisler etrafını tamamen çevirmiş, bir avuç insan var ortada ve şiddet uyguluyorlar. Şimdi bu aşırı güç kullanımı mı? Hayır. Ee, bu açıkça işkence. Çünkü onları aslında orada alıkoymuş durumdalar, özgürlüğünden alıkoymuşlar ve şiddet uyguluyorlar. Devlet görevlisi özgürlüğünden alıkoyduğu kişilere şiddet uyguladığında bunun adı işkencedir zaten. Kasıtlı olarak canını yakmak için yapıyor çünkü onu. Ee, bu tür gereksinimler de oldu tabii ki. Ee, Peki e, bu süreçte neler değişti? Bu süreçte aslında devletlerin yapılarında da, yapılanmalarında da daha otoriteryen bir yaklaşımla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Ve e, mesela sağlık kurumlarında hekimlerin kelepçeli muayeneye zorlanması, kolluk görevlilerinin muayene sırasında bulunma ısrarı ve hekimlerin bununla başa çıkma konusunda yaşadığı zorluklar da e, bu protokolün öneminin arttırdı. Kimler için? Aslında herkes için bu protokol, ee, tabii ki hukukçular için etkili bir soruşturma anlamına. İnsan hakları savunucuları için bu etkili soruşturmanın gerektiği gibi yürütülüp yürütülmediği, etkili bir belgelemenin yapılıp yapılmadığında kontrol listeleri sunuyor onlara. Tabii ki sağlık çalışanları için, tüm sağlık çalışanları için, hemşiresi olabilir, bu hekimi olabilir, psikoloğu olabilir, sosyal hizmet çalışanı olabilir... Bütün sağlık ortamında. O yüzden olabildiğince de sade bir dille ve herkesin kullanabileceği, anlayabileceği bir dille yazılmaya gayret edildi. Sahadaki herkes için diyebiliriz bunu. Şöyle örnek vereyim. Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile birlikte çalışan avukat arkadaşlarımızdan biri. Son dönemde özellikle cezaevlerine girme olanağımız yok bizim malum. İnsan hakları savunucularının eskiden hani gözlem için giderdik, hekimler olarak giderdik. Öyle bir izin yok. Ama avukatlar gidiyorlar. E, i̇şkence gördüğü iddia edilen bir kişiyle görüşme olanağı oldu. E, özellikle kişinin avukatları talepte bulundu. Ve biz öncesinde çalıştık avukatımızla. E, şemalar üzerinde çalıştık. Nelere bakması gerektiğini, nasıl kaydetmesi gerektiğini. Ve inanılmaz iyi bir belgeleme çıkarttı. Biz o belgeleme üzerinden bir rapor hazırladık. Ee, çok başarılıydı. Dolayısıyla bir avukat dahi, hani tıbbi belirtiler ve bulgulardan söz ediyorum burada. Hani hukuki bir şeyden söz etmiyorum. Gözlediğini kayıt altına aldığında bizim için o bir belge ve bunu tıbbi bir dile dönüştürebilmek mümkün.